Herkese merhaba. Yeni bir haftada yine Meslek Eğitim'den bu hafta astrolojiye dair söyleşimiz olacak. Yaklaşık 3 haftadır astroloji ile ilgili güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Konuyla alakalı merak ettikleriniz olursa akışta paylaşırsanız sorularınızı hocamızla birlikte yanıtlayacağız. Şimdi hocamızı programımıza davet ediyorum. Merhaba. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Pardon. İdare etti telefon. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Aynen. Nasıl geçti bayramınız? Güzel geçmiştir umarım. Yok, iyi geçti, iyi geçti. Biraz sıkıldık tabii hep beraber. Ama yapacak Evet, bir şey yok aynen. yani. Belli bir süre böyle gideceğiz. Siz nasılsınız? Az kaldı gibi. Biz de bayağı iyiydik. Yoğunluk vardı bizde de. Yine aynı şekilde devam ediyoruz biz. Aynen. Ya az kaldı, evet. Şimdi Haziran'dan sonra rahatlarız. Zaten şimdi onu konuyu da konuşacağız. Jüpiter yengeçe şey balığa geçti. Bir süre rahatlayacağız, evet. Sonrası için yine sıkıntılı zaman olacak. Hani onun tarihlerini de paylaşırız ama en azından hani Eylül'e, Ekim'e kadar bir böyle bir rahat, hani böyle bir hoş, bir yumuşak geçer. Sonrası artık Allah kerim diyelim. Şimdi her şeyi de şimdi söylemeyelim isterseniz. Evet. Sonrasına bakarız. Şimdi hocam yavaş yavaş bu aşılanma olayları da çoğaldıkça biraz daha serbestlik, rahatlık konuşacak. Onun da etkisi var tabii ki. Tabii, Biraz yazın da etkisi. bizler de daha dikkat et. Evet, yazın da etkisi var. Biraz bizler de dikkat ettiğimizde hep Aynen. birlikte aşmamız gereken bir sorun aslında. Aynen. Yani dediğim gibi yine yazın bir nebze daha rahat geçiririz. Hastalıkla ilgili konularda daha rahat olacağız. Daha serbest olacağız. Hani daha keyifli. Temmuz'un 27'sine kadar falan keyfimiz çok daha iyi olacak. Daha yumuşayacak İnşallah. enerjiler. Devamı gelir inşallah. İnşallah. İnşallah diyelim. Evet, inşallah gelecek devamı. Ama iyiyiz şu aralar, yavaş yavaş dediğim gibi daha iyi, daha keyifli hale. Daha sevecen ve daha nasıl diyeyim, olumlu düşünmek, daha pozitif bir süreç önümüzde. Onu değerlendirebiliriz yani. Evet. Şimdi bu hafta siz Jüpiter Balık burcunda dediniz. Evet. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor burçlar açısından kısa kısa bahsedelim. Sonra da geçen hafta bahsettiğimiz gibi mantralara Evet, geçeriz. aynen, bir mantralara geçeriz. Şimdi Jüpiter Balık burcuna geçti. 14 Mayıs'ta Jüpiter Balık burcuna geçti. Jüpiter'in Balık burcuna geçmesi çok iyidir. Çünkü Jüpiter Balık burcunda yücelimdedir. Balık burcunu çok sever. Ve bu da bizim bolluğumuzu, bereketimizi, sevgiyi, aşkı, ilahi adaleti ve ilahi sevgiyi, birlik bilincini artıracaktır. Yani şöyle diyeyim. Adil olmak ve hani ilahi adaletin artık vuku bulması söz konusu. Yani herkes hak ettiğini bir şekilde alacak böyle bir durumda. Yani kimin ne hak ettiği artık kişiye göre değişir, bilemiyoruz. Ama yani bunca zaman, bu zamana kadar yaptıklarımızın belki karşılığını alamamış olabiliriz. Belki çok zorlanmış olabiliriz. Ama Jüpiter Balık burcu bu zorlanımı yumuşatacak ve bize çabaladığımız konularla alakalı olarak haklarımızı geri verecek. Uzun süre peşinde koştuğumuz şeylerle de alakalı Aynen. olabilir mi? Aynen, uzun süre Hmm. peşinde koştuğumuz, emek verdiğimiz, çaba sarf ettiğimiz konularda. Hani böyle dileklerimiz olur, çok içten dileriz ve zaman, hani vakti zamanı gelir gibi durum. Aslında Jüpiter Balık için söz konusu, vakti zamanı geldi bir şeylerin. Dilekler, yardımlar, ruhsal, manevi hani yükselişimiz başladı aslında. Jüpiter Balık burcu yumuşatır, enerjiyi yumuşatır. Hani kavga, gürültü, işte gerilimli ortamı yumuşatır, küsleri barıştırır. Hani aramızda gerilim, sıkıntı yaşadığımız bazı insanlar varsa, belki affedemiyorsak, affedilmiyorsak, işte bekliyorsak, hani sevgiliyi, aşkı bekliyorsak, özellikle Jüpiter Balık öyle de çalışır. Bunlar şimdi dediğim gibi Temmuz'un 28'ine kadar kapımızdalar. Yani güzel bir zaman dilimi Temmuz'un 28'ine kadar. Fakat Temmuz'un 28'den sonrasında retroya girecek. İşte tekrar bir kovaya geri dönecek. Orada birazcık sekteye uğrar süreç. Fakat şöyle düşünün. Şimdi gezegenlerin
şeyleri vardır. Gezegenler belli bir süre aynı noktaya gelirler, belli bir süre sonra. Ve 2010 senesi şimdi bizi izleyenler bir düşünsünler bakalım 2010 senesinde neler yaşamışlar, hayatlarında nasıl gelişmeler olmuş. Jüpiter balıkta 2018 senesi 2010 senesinde de balıktaydı. Bir öyle bir düşünürlerse daha rahat bir kıyaslama yapabilirler. Dediğim gibi 2022 senesi de tamamen artık balık geçişiyle Jüpiter'in devam edecek. 2022 senesi 2018 10 senesinin ana hatları 2022 senesinde de Jüpiter'le alakalı kişilere hak edişlerini getirecektir. Geçmişin tekerrürü gibi bir şey mi oluyor? Aynen. Şimdi gezegenlerin belli zamanlarda aynı noktalara gelirler. Aslında biz karma astrolojide zaten turn yani hani çember tamamlanıyor. Belli bir zaman her gezegenin belli bir zamanı var. O belli bir zamanda yine aynı noktaya geliyor ve biz aynı dönemsel şeyleri birebir aynı olmasa da konu olarak, duygu olarak, durum olarak bazı şeyleri yine aynı dönemler içerisinde yaşıyoruz. Zaten burada aslında hani tekamülümüz de burada gerçekleşiyor. Çünkü hani biz daha önce 2000 işte dediğim gibi 2010 senesindeki insanlar değiliz. Tabii ki değişiyoruz. Tabii ki tecrübelerimiz artıyor. Farkındalığımız, olgunluğumuz daha da fazlalaşıyor. Burada şimdi bu yüzden gezegenlerin hani daha önce nasıl ve nerede olduğunu, neler yaşadığımızı bir gözlemlersek belki de aynı hataları, yaptığımız hataları yapmayıp edindiğimiz tecrübelerle süreçten daha da karlı çıkacağız. O yüzden işte o 2010 senesine şöyle bir baksınlar. Neler yaptılar? Ne yapsalardı daha iyi olurdu? Ne yapmasalardı daha iyi olurdu? İşte Jüpiter'in balık geçişi böyle bir geçiş olacak 2022 için. Şimdi şeylere bakalım. Burçlara olan etkisine bakalım. Yayın kaydedilecek mi diye sorulmuş. Evet, kaydedilecek ve sayfada paylaşım yapılacak. Evet. Tekrar izleyebilirsiniz. Tamam. Şimdi şöyle de bir şey var. Tam da onu söyleyeyim. Aynı zamanda bu hafta için. Bu hafta için 20 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Şu anda Güneş Boğa Burcu'nda ve İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Şimdi Güneş İkizler Burcu'na geçiş yaptığı zaman şöyle bir şey oluyor. Tabii ki iletişimimiz çok artıyor. Tabii ki insanlarla olan diyaloğumuz, işte haberleşmemiz, haber almalar, küçük kısa seyahatler, gitmeler, gelmeler çok daha yoğunlaşacak. Çok daha meşgul hale geleceğiz. Hem zihnimiz daha meşgul olacak, hem yaptığımız işler, yapacağımız işler çoğalacak. Fakat diğer taraftan dikkat edilmesi gereken İkizler Burcu'nun bu çok yönlülü enerjisi, çok fazla dağılma enerjisi insanların birazcık sinir sistemlerini bozabiliyor. Çünkü aynı anda hani böyle 5.000 işe koşmaya çalışmak falan. Çünkü ikizlerin kafası öyle çalışıyor. Onu da yapayım, bunu da yapayım, şuraya da gideyim, buraya da yapayım falan diye. Bu 5.000 işe koşmaya çalışmak biraz gerilim etkisi yaratabilir. Sinir sistemlerine dikkat etsinler. Kaslara dikkat etsinler. Aslında tam bu omuz bölgesi, eller, bu taraflar ikizlerin yönettiği yerler. Bunlara dikkat etsinler. Daha sonra şöyle de bir durum var. Şimdi bu 20 Mayıs'ta ikizlere geçtiği için Güneş Jüpiter'le bir kare açı yapacak. Bunun da anlamı şu ki bu tarihte şimdi aldığınız haberleri çok fazla kale almayın. 20 Mayıs. 20 Mayıs, 21 Mayıs. Hani bu hafta, o işte Cuma'ya geliyor galiba. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Cuma günü 21 Mayıs, Cuma, Perşembe Perşembe 20 20 Mayıs. Mayıs. Tamam. Evet. 20 Mayıs, böyle her duyduğunuza inanmayın. Çok fazla abartmayın. Kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi de çok fazla abartmayın. Duyduğunuz şeylere de çok fazla inanmayın. Çünkü birazcık denge kaçabilir. Orada Jüpiter, Güneş biraz daha alevlendirecek. İkizler etkisini biraz daha alevlendirecek. Bu da dediğim gibi çok fazla bilgi olmasına neden olacak. Bu bilgilerin ne kadarının doğru, ne kadarının yanlış olduğu tartışılır. Bir süreç geçtikten sonra bir bakmak gerekir. Herkese inanmayın. Birilerine inanıp yola çıkmayın. Ticaret konularında bir şeyler alıp almak, satmak konularında işte 20, 21, 22 Mayıs
birazcık zorlayıcı etkilere sahip. Burada O birazcık, zaman alış ve satışlara dikkat etmek evet, gerekiyor, değil dikkat mi? O etmek, iki tarihte. aynen dikkat etmek gerekiyor. Alım, satım, ticaret, hani kendimize aldığımız şeylerde çok fazla internetten bu tarihlerde alışveriş yapmamak, tanımadığımız insanlara güvenmemek. Bu telefonla olabilir mesela, hani dolandırıcılık, yani çok da insanları korkutmak istemiyorum ama aldanma, aldatılma konuları birazcık şey, hani gündemde olur. Yani telefonla olur, tanımadığınız insanlardan gelir. Bu yüzden de bilmediğiniz sularda yüzmeyin. Bu 20, 21, 22 Mayıs böyle bir durulun, çünkü kafa çok çalışıyor, onu da yapmak istiyor, bunu da yapmak istiyor. O anda dikkat çok dağınıklığı olabilir. Dikkat dağınıklığı da bizim sonrasında pişman olacağınız şeyler, hayal kırıklığı yaşayabileceğiniz şeylere neden olabilir. Bu konuda buna dikkat etmek gerekiyor. Biraz abartmak, seyahat falan abartmak da mümkün. İşte yemeği, içmeyi değil de daha çok işte konuşmayı ve iletişim kurmayı biraz abartmak da mümkün. Bunlara bir dikkat etmek gerekir. Burçlara olan etkisine geçelim mi dersiniz? Geçelim hocam. Tamam. Merakla bekleniyor zaten. Burç dedin mi en önemli Değil mi? konu. Aynen. Şimdi Koç burcuyla başlıyoruz. Jüpiter'in balık geçişi Koç burçlarına ne getirecek? Bir sene boyunca, özellikle 2022'nin tamamı boyunca. Şimdi Koç burçları bir süredir kariyer alanında bazı değişiklikler yapmak istiyorlar, zorlanıyorlar. Şimdi işte tam da bu anda Jüpiter balığa geçti ve şöyle bir şey yapacak. Bu konuda Koçlara bazı fırsatlar, imkanlar sunacak. Bunlar beklemedikleri yerden gelebilecek şanslar olabilir. Ayrıyetten de daha hani çok uzun zamandır içlerinde biriktirdikleri, hayal ettikleri, kendilerince hayal ettikleri imkanlara, fırsatlara kavuşma şansı veriyor Koç burçları. Şimdi Koç burçlarına neye dikkat etsinler? Şöyle bir şeye dikkat etsinler. Herkesle her şeyi paylaşmasınlar. Eğer bir fikirleri varsa, eğer bir planı varsa, bir projesi varsa Koç burçları içinde gizli saklı tutsunlar. Çünkü orada hani bir böyle bir şansı, böyle güzelliği birazcık da sır olarak saklamak Koç burçlarına yarayacak. Gizli Dile tutmak. gelme olayı gibi bir şey mi? Evet, yani çok dile getirmesinler, herkesin yanında da dile getirmesinler, kendi içlerinde o tohumu, o fidanı büyütsünler. Açığa çıkmamış yetenekleri çıkabilir Koç burçlarının. O Koç burçları için de aynı şey geçerli. Perşembe günü iletişim ve seyahatlere dikkat etsinler. Perşembe, cuma, cumartesi günü. Romantik ilişkiler de kendilerine, partner ilişkisinde, romantik ilişkilerinde dikkat etsinler. Bu konuda birazcık koçlar zorlanabilirler. Çünkü dikkat eksikliği var. Şimdi koçlar hızlı hareket eden bir burç. Ateş elementi olduğu için kendilerini fazla hayallere kaptırabilirler ve çok cesaretli olabilirler. O yüzden de bilmedikleri sularda çok fazla yüzmeye kalkışabilirler. Sonra kendileri zarara girebilir. Bu anlamda dikkat etsinler. Ama dediğim gibi iş ve kariyer fırsatlarında önlerine şanslar gelecek. Daha rahatlayacaklar, nefes alabilecekler ve yeni fırsatlar, yeni şanslar elde edecekler. Koç burçları bir süredir aileli ilişkilerini Mars'ın yengeçe geçmesinden beri sıkıntılar ve gerilimler yaşıyorlar. Bu Jüpiter balık etkisi daha şifalandırıcı. Onlar olacak, onlar için daha yumuşak, daha anlayışlı, daha empati kurabilecekleri, bağların güçlenebilecekleri bir döneme giriyorlar. En azından buradan o etkiyi de kurtulmuş oluyorlar. Şimdi boğa burçları ve yükselen boğalar, Jüpiter'in balık geçişi sosyalliklerini fazlalaştıracak. Sosyal çevreleri, iş çevreleri farklılaşabilir, daha genişleyebilir. Bu anlamda tabii işten, iş çevresinden ve işten gelecek kazançlar boğalar için artacak. Teklifler artacak. Yardım alacaklar. İş, yani çevrelerinden belki destek alırlar, işte haber alırlar. insanlar vesile olur ve başka insanlarla görüşmeleri ve başka işler çıkması sağlanır boğa burçlarına. Bu anlamda genişlerler. Şimdi Güneş'in ikizler burcuna geçmesiyle boğa burçlarında şeyler çok fazlaşacak. Şimdi bu güzellik için harcama, yemek, yemek için harcama, işte konfor için harcama, kendi rahatları ve lüksleri için harcama, gezmek, eğlenmek için harcama çok fazlaşacak boğa burçlarında. Burada birazcık işte para
kısmında kendilerini çok fazla para harcamış bulabilirler diyorum. 20 işte 20 Mayıs, 21 Mayıs, 22 Mayıs zamanlarında onlar buna dikkat etsinler, boğa burçları. Çok fazla internetten alışveriş yapmasınlar. Sosyal dediğim gibi sosyal medyadaki her habere de kendileri inanmasın. İkizler burcuna geçiyorum. İkizler burcunun iş, kariyer ve sosyal hayatı değişiyor. Zaten ikizler ve yay hattı işte çok tamamen değişimleri olacak. Haftaya da şeyi konuşacağız. Ay tutulması var. Ay tutulmasını konuşacağız. İkizler ve yay hattında olduğu için de ay tutulması ikizler ve yayların hayatı tamamen değişiyor. Artık bambaşka mecralara, bambaşka sularda yüzmeye başlıyorlar. Jüpiter'in balık geçişi de onların işte bu sosyal çevrelerini ve iş çevrelerini değiştirecekler. Fakat şimdi şöyle var, ikizler için şöyle bir handikap var. Dikkat etmek lazım. Çok fazla duygusal davranmasın ikizler. Şimdi idealize edecekler bazı şeyleri ve o ikizler mantığıyla çok değişik değişik bir sürü fikir olacak. Bir sürü proje gelebilir. Fakat biraz daha rasyonel, biraz daha akılcı davranmaya ikizler dikkat etsin, düşünmeden hareket etmesin. Birazcık da ikizlerin kafası karışacak. İkizler ve yayların özellikle kafası karışacak. Çünkü her şey çok birdenbire bambaşka bir mecraya girince öyle mi olsun? İkili ilişkilerde karışabilir, iş ve ortaklıklarda karışabilir. Seçim yapmak zorunda kalacaklar. Fakat bu seçimi dediğim gibi Jüpiter balık çok iyidir, çok şans verir. Fakat duygusallık çok verir. Birazcık fazla feda etme enerjisidir Jüpiter balık. O biraz kanma enerjisi de verir. Kafa karışıksa daha da kafayı karıştırır. Yani ayak yere sağlam basmıyorsa o şansı biz fazlaca kullanmak ya da beklentiye fazlaca girmek gibi bir durumda kalabiliriz. O yüzden ikizler... Kararsız olmamak gerekiyor o Evet, zaman. kararsız olmamak gerekiyor. Çok hayalci olmamak gerekiyor aslında. Yani bazı şeyleri çok idealize etmemek gerekiyor. Koyduğumuz yeri, hani düşünceyi, projeyi, kişiyi, fikri koyduğumuz yere bir hani çok yükseklere de koymamak gerekiyor. Çok da aşağılara da indirmemek gerekiyor. Bir daha bir objektif, daha bir hani bir dediğim gibi rasyonel olmak gerekiyor. İkizlerin kafası bu anlamda çok karışacak. Nasıl yapacaklar, nasıl edecekler diye. Yengeçlere geçiyorum. Yengeçler için çok güzel. Şimdi yengeçler ilahi adalet geliyor yengeçlere. Bunca zaman bazı konularda yengeçler çok üzüldüler. Zaten yengeç yeterince hassas bir burç, daha da üzüldü. Artık bir ilahi adalet, bir dediğim gibi mutlu son demeyeyim ama mutluluğa ulaşmak. Yengeçler için şöyle bir şey var. Seyahat, yurt dışı seyahatleri. Okul, eğitim alanlarında. Belki yüksek lisans, belki başka yerde okumak bu anlamda iyi. Yengeçler aile kurabilir. Mahkeme ile ilgili miras, ortaklıklar, paranın eşin parası ile ilgili sorunlar çözümlenebilir. Mirasla ilgili, nafaka ile ilgili, alacak verecekle ilgili sorunlar yengeçler için çözümlenecek. Kaosun bitmesi söz konusu artık yengeçlerin hayatında. Yalnız yengeçlere şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Düşmanlıklara, arkadan iş çevrilmelere dikkat etsinler yengeçler. Birazcık fazla kıskanılacaklar. Birazcık ayakları kaydırılmak istenebilir. O anlamda onlar kendilerine dikkat etsinler. Yani herkese yengeçler biliyorsunuz iyi niyetlidir. Herkese çok vericidir, inanırlar. Bu al şimdi yengeç Jüpiter'in balığa geçmesiyle daha da iyi niyetli olacak. Daha da saf olacak. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Daha da kalbi açılacak, yumuşayacak. Bu da onların belki çevredeki nazarı, belki çevredeki düşmanca ya da birazcık kıskançlık enerjisini görmemelerine neden olabilir. Herkese güvenmesinler o konuda ama yengeçler artık rahatlıyor. Bir nefes alacaklar. En azından Jüpiter'in balığa geçmesi onlara bu anlamda iyi gelecek. Aslanlar, yükselen aslanlara geldik. Yükselen aslanlar ve aslanlar borç alacak ilişkilerini Jüpiter balığa geçince dikkat etsinler derim. Tabii tutulmalarla ilgili güzel durumlar da var ama yine de hani borç alacak ilişkileriyle ilgili birazcık dikkat etmeleri gerekiyor.
Çok fazla hedeflerini ve aşklarını idealize edebilirler. Çok yüceltebilirler bu durumu. O kısma dikkat etmeleri gerekiyor. Çok hani dediğim gibi hemen risk almasınlar. Birdenbire değişiklik yapmaya çalışmasınlar. Ama tabii aslanların da şansı nereden gülecek? Aslanların şansı da aşktan gülecek. Aslanların romantik ilişkilerden gülecek şansları. Yavaştan sakin alırlarsa güzel şeyler gelir aslanların hayatına. Çevredeki insanların birazcık gazlarına gelmesinler. Yani insanlar şey yapacak hani şunu da yaparız, bunu da yaparız, bunu da hallederiz, böyle de bir şey yaparız falan diye. Herkesle yola çıkmasın aslanlar. Yine biraz daha seçici davransınlar eğer mümkünse onlar için. Terazilere geldik. Terazilerde terazilerin duygusallığı çok olacak. Yalnız spekülasyonlar ve spekülatif yatırımlar teraziler için birazcık riskli görünüyor Jüpiter balıktayken. O yüzden hani çok riskli yatırımlara girmesinler fakat çocuklarla ilgili. Mesela çocuk yapmak isteyen aslanlar, işte yeni başlayan ilişkiler. Pardon çok özür dilerim. Teraziler bu konuda. Evet. Teraziler, evet. Teraziler bu konuda şanslı olacaklar. Çocuklarıyla iletişimleri gittikçe güzelleşecek. Daha hayattan keyif alır hale gelecekler. Çünkü teraziler zaten keyif almak, hani daha ilişkilerin ve ortamın yumuşaması, dengeye gelmesinde rahat ediyorlar. Bu anlamda teraziler artık daha gerilimli enerjiden kurtuluyorlar. Aşk hayatları canlanır terazilerin. Çocuklarla ilgili ve keyifli işler, keyifli bir hayat terazilerde daha fazla öne çıkacak. Şimdi akrepler tutkuya hazır olsun. Şimdi su grupları tabii şöyle bir durum var. Su gruplarında Jüpiter balık su grubu. Su gruplarında Jüpiter daha da duygu yoğunluğunu büyütüyor. Bu da kişilerin yani yengeç, akrep, onların ve balıkların duygusal ilişkilerde, her türlü duygusal ilişkide yoğunluklarını ve tutkunun artmasına neden olacak. Akreplerde de tutku artıyor. Akreplerde aşk hayatı artık canlanacak. Akrepler aşka hazır olsun. Belki aile kurmak isterler. Ev almak isterler. Bağları güçlenir. Bu anlamda akrepler şanslı. Akreplere, yengeçlere, balıklara aşk getirir mi? Evet. Bu bir yazlık süreç değil mi hocam? Yok, Jüpiter'in balık geçişi işte 2022'yi de kapsıyor süreç. O Güzel, anlamda çok güzel. aynen. Akreplere, yengeçlere ve balıklara aşk getirir. İşte çok duygulu, yoğun, tutkulu bir hani enerji getirir. Akrepler bu anlamda daha da yükseliyorlar. Akreplerin enerjileri bu anlamda daha da yükseliyor. Ev ve aile konularında aile kurmak isteyen akrepler, evlenmek isteyen akrepler, ev almak isteyen akrepler, Jüpiter'in balık geçişi yani 2022 boyunca ve şimdi Temmuz 28'ine kadar aktif oluyor ve bu konularda şanslı olacaklar akrepler. Gerilimler akrepler için hani sosyal yakın çevresindeki bazı gerilimler vardı. Bunlar yumuşamaya başlayacak akreplerin. Tabii akreplerin duygusal hayatları birazcık çalkantılı oluyor akreplerin duygusal hayatları. O konuda yoğunluk daha da yükselebilir akrepler için diyorum. Yaylara geldik. Yaylar Jüpiter balık gelişinde daha da artık ideallerini gerçekleştirmek için daha da yüksek şans bulacaklar yaylar. Yayların tabii böyle birazcık nasıl diyeyim idealize etme konularında bazen yaylar abartabiliyor durumu. Hani çok fazla bazı konularda ilerlemek, birden bile ilerlemek isteyebiliyorlar. Fakat Jüpiter'in balık geçişi yayların iletişimini arttıracak. Yani yayılmak için yaylara fırsat veriyor. Hangi konularda fırsat verir? Bilgilerini yaymak, işlerini yaymak, düşüncelerini yaymak. Bu konularda insanları etkilemek konularında Jüpiter'in balığı yaylara çok güzel fırsat veriyor. Yani eğer bir şeyleri paylaşmak istiyorlarsa, bir konuda bazı konularda ya da birileriyle bir işe çıkmak istiyorlarsa burada fırsat yaylara veriyor. Yani yayların genel bir özelliği var. Dediğim gibi fazla
Yani çok çabuk davranmasınlar, çok optimisttir yaylar, iyidir o konuda. Yani çok olumlu düşünürler, yani çok fazla kötüye yormazlar durumu. İşte burada birazcık yaylanın oradan birazcık sıkıntı çıkıyor. Yani hani riskleri de göz ardı etmesinler. Kardeşlerle ilişkileri, yakın akrabalarla ilişkileri yayların daha da iyi olacak, daha da güzel olacak. Yakın çevresindeki insanlar yaylara yardımcı olacaklar ya da yakın çevresindeki işte komşuları olabilir, kardeş, kuzen olabilir. Yakın çevresindeki insanlarla vasıtasıyla belki bazı aşklar, bazı ilişkilere başlama fırsatları olabilir yayların ya da haberleşerek yani bir şekilde sohbet ettikleri, muhabbet kurdukları kişiler yayların artık hayatına girmeye başlayabilir. Oğlaklara gelirsek, oğlaklar için tabii şans fırsatı nereden geliyor? Oğlaklar için kazanç, para. Oğlaklar bu dönemde 2022'de kazançlarına kazanç ekleyecekler. Daha iş konusunda tabii daha şeyleri kariyerlerinde yükselme olacak oğlakların. Daha sağlam, daha yüksek kariyerlere gelip daha çok paralar kazanabilecekler. Fırsatları değerlendirsinler. Kazanç fırsatlarını oğlaklar değerlendirsinler. Tabii o dediğim gibi tutulmaları da haftaya değerlendireceğimiz için oraya çok girmiyorum. Oğlakların o konusuna çok girmiyorum. Oğlaklar birazcık çocuklarla ilgili bu 20, 21, 22'sinde biraz gerilebilirler. Bu konularda birazcık esnek olmaya çalışmaları gerekiyor. Çocuklar ve belki de daha fazla eğlenmeye zaman ayırmaları gerekiyor. Oğlaklar biraz sıkıştılar bu aralar. Daha da çalışmaktan. Evet, birazcık eğlenceye zaman ayırsınlar. Daha farklı düşünsünler. Belki başka seçenekler, başka yollar bulsunlar. Kovaların da Jüpiter balık şanslı gelecek kovalara. Onlar da kendi daha orijinal, daha değişik fikirlerini artık hayata geçirecekler. Burada şanslar elde edecekler kovalar. Yardım faaliyetleri ve beraber yapılan işlerden kovalar kazanç sağlayabilirler. Başkalarına yardım etmek kovalar için bu dönem çok daha rahat olacak. Ve insanlarla iletişimleri çok daha fazlalaşacak kovaların. Tabii kovalara da tutulmalar çok iyi gelecek. Dediğim gibi bunu haftaya konuşacağız ama kovalar da bu dönemde Jüpiter'in balık burcuna geçiş döneminde birazcık şeylere dikkat etsinler. Mesela kilosuna dikkat etsin kovalar. Çünkü onu birazcık kilo aldırabilir. Fiziksel olarak daha rahatlarına düşkün hale getirebilir kovaların. Sonrasında da zaten kovalar iş ve meslek alanında yürüyecekler tutulmalara geldiğimiz zaman. Balıklara tabii Jüpiter balıklara da gayet iyi geliyor. Yaratıcılıkları artıyor. Daha ruhsal, daha mistik, daha huzurlu hissedecek artık balıklar. Tabii balıkların şöyle bir dezavantajı olur. Yaratıcılık konusunda gayet iyiler. Fakat dünyevi konularda hani dünyevi işlerde balıklar bir birazcık zorlanıyorlar. Çünkü balıklar öyle çok rutine gelemeyen, çok maddeci olamayan bir burç olduğu için bir enerjileri daha naif, daha soft oldukları için bu anlamda birazcık balıklar zorlanıyorlar. Fakat Jüpiter'in balığa geçişi balıkları nasıl hale getirecek? Tabii onlara artık adalet getirecek, artık onlara güzellik getirecek. Kırıldıkları, çok kendilerini feda ettikleri yerdeki artık hediyelerini alacaklar balıklar ama ta kendilerini feda etmeye devam ederlerse orada birazcık sıkıntı çıkıyor. Tabii orada dikkat etsinler. Ama dediğim gibi hani yengeç, akrep ve balıklara aşkla alakalı, ilahi adaletle alakalı su grubu burçlara artık Jüpiter bu hani adaleti getirecek. Artık hakkını verecek bu üç burcun. Diğer burçlarda da dediğim gibi değişken hallerde yaratabilir ama evet daha farklılaşacak her şey ve daha yumuşayacak. Birazcık daha huzurlu bir döneme geçiş yapabiliriz en azından diyelim. Şimdi Cahit Bey, programımız astroloji üzerine. Hocamız da burçların bu süreçte nelerden etkilendiği ile alakalı açıklama yapıyor.
Recaip Bey ısrarla sorduğu için açıklama gereği duydum hocam. Bir de sizin Şey, sözünüzü okumadım kestim, niçin aslında. bekledim? Dahit Bey'in ne sorduğunu okumadım. Şey yap. Konu nedir diye sormuştu o yüzden. Anladım, anladım. Bir de oğlakların duygusallığıyla ilgili sorular sorulmuştu. Oğlakların duygusallığında şöyle bir gelişme olacak. Oğlaklar artık bir şeylerin olabilitesine inanacaklar. Şimdi oğlaklar birazcık tabii şeydir. Daha dediğim gibi rasyonel düşünürler, daha hedef odaklıdırlar. İşte hani görmek isterler, çok riske girmek istemezler. Ve birazcık da duygulara çok fazla ehemmiyet vermez oğlaklar. Fakat bu Jüpiter'in balık geçişi onları bu konuda yumuşatacak. Yani artık olabilir. Hani bu aşk konularında da artık olabilir. Artık yapabiliriz. Artık birbirimize güvenebiliriz. Biraz sevgiyi alıp vermek konusunda daha rahatlayacaklar oğlaklar. Yani daha iyi alabilecekler. Sevgilerini de daha rahat gösterebilecekler. Daha rahat ifade edebilecekler. Tabii bu ikili ilişkilerde onlar için bir şans olacak. Böylelikle o kendi kurdukları kurallara birazcık hafifletebildikleri için daha görüş açıları açılacak ve daha dediğim gibi yeni ilişkilerle ilgili şansları artar ve ilişki içerisinde ya da ilişki içerisindeyseler eğer hani muhabbetleri ve beraberlikleri daha keyifli hale gelir. Sevgi alıp vermeleri daha rahat hale gelir oğlakların. O anlamda onlar da rahatlayacaklar. Teşekkür ederiz hocam. Ederim. Yanıtladınız. Şimdi mantralara geçelim Evet. dilerseniz. Şimdi mantralara geçelim. Mantra kelimesi Sanskritçeden geliyor. Sanskritçe kadim bir dil ve mantra kelimesi oradan geliyor. Sanskritçe'de düzenlenmiş ve kusursuzlaştırılmış anlamına geliyor. Mantra spritüeldir. Enerji yayar. Şimdi biz neden buradan mantralardan faydalanmalıyız? Çünkü mantra söylediğimiz zaman nefesle birlikte bir vibrasyonu oluyor bunun. Yani bir enerjimizi, frekansımızı yükseltiyor. Bu da zihnimizi boşaltmasına, yani zihnimizde boşluk yaratmamıza neden oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, hepimiz bir şeyler istiyoruz. Fakat bu şeyleri isterken de aynı zamanda zihinlerimiz çok fazla karışıyor. İstediğimiz şeye netleşemiyoruz. İstediğimiz şeyle ilgili fikirde sabitlenemiyoruz. Sürekli endişemiz var. Hani fikrimiz netleşse bile bu sefer de şey başlıyor. Acaba olur mu? Ne zaman olur? Olsa mı? Olmasa mı? Olursa şöyle olur. Olmazsa böyle olur. Sürekli bir anksiyete ve sürekli bir gerilim halindeyiz. Şimdi böyle durumda sistem, evren, sistem çalışmıyor. Neden? Çünkü o bir netlik istiyor. Zihnin berrak olacak. Konuyla ilgili net olacaksın ve herhangi bir gerilimli düşünce ve farklı düşünce zihninin içerisine girmeyecek. Böyle bir durumu yaratabilmemiz için mantraları kullanıyoruz. Ve mantralar aynı zamanda bedendeki ve zihindeki tıkanıklıkları açıyor. Çünkü biz beden ve zihinde bazı blokajlar oluşturabiliyoruz. Düşüncelerimizle, dışarıdaki yaşadığımız olaylarla, algılarımızla beden ve zihinde tıkanıklıklar oluşuyor. İşte beraber de yapacağız ya daha sonra çakralarla alakalı. Şimdi çakralar tıkandığı zaman mantralarla açıyoruz. Çünkü çakralar tıkandığı zaman o çakranın kullanım şekli sıkıntıya giriyor. Yani boğaz çakramız tıkandığımız zaman kendimizi ifade edemiyoruz ve yaratıcılığımızı kullanamıyoruz. Böylelikle ne oluyor? İnsanlarla ilişkimiz bozuluyor. İşte solar plexus dediğimiz çakramız kapandığı zaman irademizi kullanamıyoruz. Kararlı olamıyoruz. Kararlı olamadığımız zaman da ne oluyor? Bir işe başlayamıyoruz. İşi devam ettirmekte sıkıntı çekiyoruz. Herkesin bir şekilde hani isteğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kendimiz hani istediklerimizi yapamıyoruz. İşte bunların tıkanması aslında bizim hayattaki yolumuzda gitmemizi, bolluğumuzu, bereketimizi engelliyor. Bolluk bereket deyince sadece para düşünmeyin. Sevmek, sevilmek de bolluk berekettir. İnsanlarla olan iletişiminiz de bolluk berekettir. Huzur da bolluk berekettir. Biz tıkandığımız zaman bu bolluk bereket engelleniyor. Şimdi engellendiği zaman da bunu açmamız gerekiyor. Ama açmak için vibrasyonumuzu, yani o anki enerji seviyemizi değiştirmemiz, daha yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için de biz mantraları kullanıyoruz. Mantraları kullanabiliriz. Aynı zamanda
daha farklı ritüellerle çalışabiliriz. Esmaları kullanabiliriz. Bu tamamen kişiye kalmış bir şey. Hani neyi kullanmak istiyorsak onu kullanabiliyoruz. Ama en azından bu çalışmalarla kendi frekansımızı yükseltip hayattaki bolluğumuzu, bereketimizi ve rahatlığımızı sağlayabiliyoruz. Şimdi tam da Jüpiter'in balık geçişi bize bu anlamda iyi gelecek. Çünkü Jüpiter balık maneviyata yöneltir. Yani dua, mantra, meditasyon, kendi içsel sesimizi duyabilmemiz için ve gerçekten hani gönülden istediklerimizi gerçekleştirebilmemiz için bu süreç bizim için çok faydalı ve bu anlamda çalışmalar yapabilmemiz için çok anlamlı, faydalı gelecek. İşte biz de bu anlamda mantraları daha da rahat, daha da iyi kullanıyor olacağız. Evren enerjiden oluşuyor biliyorsunuz ve frekans ve titreşimler olayları oluşturuyor. Şimdi mantra ve esmalar yarattıkları ses vibrasyonlarıyla, çünkü ses evrende kaybolmuyor. Bir şey söylediğiniz zaman o kaybolmuyor. Düşünceyi değiştirebiliyoruz ama ses kaybolmadığı için dillendirdiğimiz an o sisteme giriyor ve o dillendirdiğimiz şey mutlaka bize geri dönüş sağlıyor. O yüzden hem düşündüklerimize ötesinde dillendirdiklerimize çok da dikkat etmemiz gerekiyor. Ses vibrasyonu ile auramız belli frekansta titreşiyor. Yani biz mantraları ve esmaları söylerken ses vibrasyonları yayıyoruz ve auramızı titreştiriyoruz o konuya, o hedefe ulaşabilmek için. Esmanın ve mantranın sözsel karşılığından ziyade, yani ne anlam ifade ettiğinden ziyade o titreşimi çok önemli. O titreşim, o frekansı yaymak çok önemli geliyor. Önemli hale geliyor. Ses ve oluşan titreşimle kişinin bilinci, kişinin vibrasyonu artıyor. Solunumla beraber, çünkü o mantrayı söylerken bir ritim tutturuyoruz. Soluk alışverişimiz de bir ritme giriyor. Solunumla beraber de bu sesin daha da yükselmesi, frekansın daha da yükselmesi söz konusu oluyor. Şimdi biz normalde her mantrayı herkese önermiyoruz. Çünkü kişinin frekansı çok farklı, kişinin ihtiyacı çok farklı. Yani esmalar için ve mantraları için de aynı şey, her esmayı kullanmayın, her mantrayı kullanmayın. Hani size yarayıp yaramayacağı belli değil. Sizin hani ihtiyacınızın ne olduğu belli değil ve titreşiminizin nasıl olduğu belli olmadığı için her hani bu anlamda duyduğumuz şeyi kullanmak bize zarardan, yarardan çok zarar getirebilir. Bazen kaş yaparken göz çıkartabiliyoruz bu konuda. Evet. Fakat hani bir iki mantra önerebilirim. Hani bu anlamda herkesin kullanabileceği ve herkesin faydalanabileceği bir iki mantra önerebilirim. Mantraların kraliçesi Gayatri Mantra. Bunu YouTube'dan bulabilirler. Gayatri Mantra'yı önerebilirim. Çünkü Gayatri Mantra tüm dünyaya hediye edilmiş bir mantra. Spiritüel ışığın, yani ruhsal olanın insan vücudunda bulunan yedi çakraya akışını sağlamak, yani yedi çakranın blokajını çözmek, yedi çakrayı canlandırmak, şifalandırmak için mantraların özüdür Gayatri Mantra. Uzun süre tekrarlandığında bir aydınlanmaya ulaşır kişi, bir zihin berraklığına ve bir neşeye ve bir Günün de saati günü ya da şey var mı? Hani yani belirli bir. şöyle bir şey, mesela 11 günlük periyotlarla bir Gayatri mantrayı dinleyebilirler. Kendi ses kaydıyla mı? Efendim? Kendi ses kaydıyla mı yapacak bunu? Yoksa normal YouTube'dan Gayatri var. Mantra var, YouTube'dan bunu dinleyebilirler. Ve 11 günlük kendilerine bir süre o şey yapabilirler, verebilirler. Ve bir 11 gün dinleyip sonra ara verip tekrar dinleyebilirler. Yatarken yapmaları daha mı uygun olur? Efendim? Yatarken yapmaları mı diye yoksa Gece uyandıkları mı? daha iyi. Yani sabah saatleri ve hani 11'den sonrası, şimdi herkes uykuya geçtiği için enerji daha da hafifliyor. Yani şimdi gündüz vakti hepimiz hani ayaktayız, hepimiz bir şeyler yapıyoruz ve enerjiler çok yoğun. Gece vakitleri ve sabaha karşı olan vakitler enerjilerin daha artık sakinleştiği ve hani bizim enerjimizin hedefe ulaşmasının daha kolaylaştığı vakitler olduğu için, dediğim gibi sabah hele tam hava ışımadan olan saat, böyle 4:30
civarı. Dilek dilemek ve hani hedefe odaklanmak, içinizdekini bir şekilde hayata geçirebilmek için, o ateşi fitillemek için çok da güzel saatler oluyor. Bu saatleri kullanabilirler. Gayatri mantrayı söyledik. Gayatri mantranın hani şöyle bir yorumu var. Bu Sanskritçe olduğu için tabii herkes bunun ne anlama geldiğini bulamayabilir. Hayatın kaynağı, koruyucu tanrı, tek ve tüm acılardan uzak, ruhu kötülüklerden özgürleştiren, evrenin içine işlemiş ve her şeyi taşıyan, evreni yaratan ve ona enerji, mutluluk veren, en mükemmel, en saflaştırıcı olan ışığa dua ediyorumdur Gayatri mantra. Yani zihnimi ferahlatıyorumdur. Dediğim gibi bu Gayatri mantrayı dinleyebilirler. Om meditasyonu yapabilirler. Om mantrayı dinleyebilirler. A ile başlayıp M ile bitiyor bu hani mantra. Evrendeki ilk ses Om'dur. İlk sestir ve tüm sesler bu seslerden türetilir, bu sesten türetilir. Bu sesi hani yine YouTube'dan açıp bu mantrayı dinleyebilirler. Evrenin yaratılışı sırasındaki patlamada bu sesin çıktığı ve evren hala yaratılmaya devam ettiği için de bu sesin hala sesi üzerinde çalışan kişilerde duyulabildiği söyleniyor. Yani bir iç ses bu. Kalp çakrasından. Sizin ses gidiyor hocam. Efendim? Sanırım internet. Sizde bir şey var. Böyle seste bir problem var gibi. Ha, şimdi geldi mi sesim? İnternet. Daha iyi mi? Şimdi yine var aynısı. Bir saniye. Tamamen gitti hocam. Bir ses gitti hocam. Kulaklık mı var? Yok, kulaklığım yok. Şimdi iyi geliyor mu sesim? Şimdi daha iyi. Tamam. Ve A mantrayı söyleyebilirler. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdiden vermek istemiyorum. Dediğim gibi tutulmalarla ilgili mantralar, esmalar vereceğim. Özel çalışmalar vereceğim. Onu haftaya konuşuruz tutulmalarda. Çünkü 26'sı bir ay tutulmamız var. 10 Haziran'da bir güneş tutulmamız var. Burada tabii yapılacak özel çalışmalar var. Bu konu yani tutulmanın etkilerinden hem daha fazla yararlanmak hem de hani bazı negatif etkilerinden bir şekilde korunmak ya da konuyu yani oluşacak olayları daha dirayetle karşılamak için kullanacağımız yapacağımız ritüeller var. Onu da haftaya konuşalım o zaman tutulmaları konuşurken. Tamam hocam. Bir soru var ama onu şu an cevaplayıp cevaplamamayı size bırakıyorum. Şöyle Gamze Hanım sormuş. 22 Kasım 70 Ankara doğumluyum diyor. Akrep burcuyum. Sabaha karşı ezan okunurken doğduğumu söyledi annem. Sabah 4:30 civarı diyor. Benim yükselen burcumu öğrenebilir miyim? Selen Şey Hanım'dan. yapalım, Gamze Hanım bana yazsın şeyde yani ben ona cevaplayayım özelden. Çünkü hani Tamam hadi. sabah ezanı dediği için onun doğduğu tarihle ilgili hani orada bir hesaplama yapmam gerekecek de o yüzden söylüyorum. Yani hani şu anki sabah ezanı saatiyle o anki sabah ezanı saati aynı değil. Burada bir hesaplamaya gidiyoruz. Ondan sonrasında hani kendisine daha net bir cevap verebilirim. Tamam hocam. Ben bir de şey çok merak ediyorum. Eğer akışımızda da şey olursa hani ileriki dönemlerde ezoterik astrolojinin bu şeyleri. Evet, aslında ezoterik astroloji ile ilgili hem konuşabiliriz hem yani bir eğitim, Program da yapabiliriz. evet bir Evet. program da yapabiliriz. Hem ezoterik astrolojide tabii ki bu mantraların, esmaların, özel çalışmaların daha kullanım şekilleriyle ilgili ve hani kim nasıl kullansın, kendine nasıl bir yararı olsunla ilgili özel çalışmaları olduğu için tabii daha özel bilgiler. Şimdi hani bu bilgileri şu anda genel bilgi kıvamında veriyoruz ama herkesin kendine özel bir çalışması, kendine özel bir reçetesi olacak. O yüzden bununla ilgili aslında bir eğitim yapsak çok daha hani iyi olacak. Böylelikle
kimin nasıl ya da neden ne çalışacağı ile ilgili daha sağlıklı bilgiye ulaşabilir. Yani dediğim gibi bu bilgi çok özel olan kısımları, bu bilgilerin kişiye özel çünkü. Şimdi çok genel işte Gayatri mantra, Ganesha mantra veya Om mantrayı konuştuk. Bunlar hani genelin kullanılabilir. Genel, evet, Evet, genelin. rahatlıkla kullanabileceği, zarar görmeyecekleri. Fakat dediğim gibi her esmayı herkes kullanamaz. Çünkü kişisel haritasına göredir esmalar. Yani kişinin haritasını inceledikten sonra biz esma ve mantra veriyoruz. Ve her mantrayı da her kişi kullanamaz. Bunlar kişiye özel bilgilerdir, kişiye özel reçetelerdir. O anlamda hani bunun o tür bir çalışmasını yapsak çok daha iyi olur. Tamam hocam. Zaten astroloji ile alakalı 3 aylık eğitimimiz kayıtları devam ediyor. Evet, aynen. Bu süre içerisinde de astroloji ile ilgili güzel bir bilgiye sahip olacaklar kayıt Aynen. olanlar. Aynen. Yani kişi kendi haritasını bilmeden ve bir danışmanlık almadan rica ediyorum bunları kullanmasın. Yani ciddi anlamda zararlı etkilere sahip. Yani şöyle düşünün, hani bazılarımız domatese alerjisi var. Yani şimdi domates hani yararsız mı, sağlıksız mı? Yok. Hani Evet. fakat eğer benim bünyem domatesle ilgili bir sıkıntısı varsa, alerjiksem, hani domates yememem lazım. Şimdi hani sağlıklı diye de illa domates yersem benim için çok zararlı. Bunun gibi düşünün. Herkes her mantrayı kullanamaz. Herkes her esmayı kullanamaz. Herkes her çalışmayı yapmaması lazım. O yüzden dediğim gibi kişiye özel bilgiler, haritaya özel bilgiler. Bunları bildikten sonra, hani bu eğitimleri aldıktan sonra bunları kullanmalarını ben özellikle söylüyorum. Yani hani ciddiyetle de söylüyorum aynı zamanda. Hocam çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Yorumlarınız için yine güzel, çok harika bilgiler paylaştınız Ben bizimle. çok teşekkür ediyorum. Her şeyden teşekkür ediyorum. İzin Astroloji ile ilgili eğitime katılım için yayın altına paylaşım bırakacağız, link bırakacağız. Buradan ulaşabilirler. Yine size sormak istedikleri varsa sizin Instagram adresinizden Aynen, ulaşabilirler. aynen. Evet. Evet. Haftaya tekrar Görüşmek buluşmak üzere. üzere. Haftaya ay Ay tutulmalarıyla tutulma. ilgili. Evet. Evet. Haftaya ay tutulması ile ilgili hem özel Yine burçlar üzerindeki etkileriyle. Evet. bizim burçlar üzerindeki ve hem hani özel çalışmalar, hem mantralar, hem esmalarla haftaya görüşeceğiz o zaman. Görüşeceğiz hocam. Kendinize çok iyi Biz bakın. Çok de teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Enerji. Güzel bir hafta, güzel bir gün Evet, diliyorum. Hoşça hepimiz kalın. için. Hepimiz için. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Evet, bu haftanın astrolojiyle ilgili programımız sonuna geldik. Sedan hocamıza çok teşekkür ederiz. Astrolojide 3 aylık bir eğitim programımız var. Programı şimdiden kaydedip sayfada paylaşım yapacağım. Eğitimimizle alakalı öğrenmek istediklerimiz, sormak istediklerimiz varsa link tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Eğitim danışmanları arkadaşlarım size bildirim yapacaklar. Konuyla alakalı bilgilendirme amaçlı. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.